Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Başak ve yükselen başaklar için Nisan ayının o ilk 15 gününde neler yaşayacaklarını hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Instagram'dan Falım Astroloji sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için Seher Hanım'a seher_tarotdunyası yazarak hem TikTok'ta hem de Instagram'da sayfasına bulabilirsiniz arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğiniz bir kişinin gelmesi sizi mutlu edecek. Aynı zamanda arkasından gelecek olan iki tane kısmet size müjdeli haberleri de birlikte getiriyor olarak gözüküyor. Ev taşıması konusunda sıkıntılarınız var ama artık o sıkıntılar tamamıyla bitecek olarak gözüküyor. Yani ev taşınması tamamıyla konu dışına çıkabilir, taşınmak durumundan çıkmış olabilirsiniz ya da bu konudaki işlerinizi halledip artık taşıma olayını bitirmiş olacaksınız. 3 tane arkası arkasına gelecek olan kısmetiniz var. Bir kısır döngüde kaldığınız, yani 2 adım ileri 1 adım geri attığınız bir konuyla alakalı artık sonuca vardığınızı, bu konunun tamamıyla çözüme ulaştığı söz konusu. Hatalarını yaptıktan sonra geri dönen kişi, sevgili ya da eş. Bu kişinin geri dönmesi sizin için iyi olacak. Çünkü gerçekten dersini almış, size bundan sonra sıkıntı yaşatmayacak, hayatınızda olumlu gelişmelere vesile olacak bir ilişki olarak gözüküyor. Yani evli veya bekar olan bir Başak Burcu ve ayrılık konusundaki sıkıntıları olan bir Başak Burcuysanız, bu dönem giden kişinin geri dönmesi size iyi gelecek gözüküyor. Küçük bir kısmet gelecek ama arkasından bu gelecek olan kısmeti de başka birisine teslim etme gibi bir durumunuz var. Yani geldiği gibi göndereceğiniz bir kısmet. Bir asa, bir gücünüz olacak. Bir kişiyle görüştükten sonra istediğiniz iş teklifi veya kariyer anlamındaki beklediğiniz haberi almış olacaksınız. Bu da sizin güçlenmenize, rahatlamanıza vesile olacak. Arkanızdan yapılan dedikodularla bu dönem çok fazla uğraşabilirsiniz. Belki hiç hesaplamadığınız kişilerin de konuşması sizi biraz yıpratabilir. Ama şöyle de bir durum var. Bu dönem geçici ve siz bu konularda artık baş etmeyi öğrenmiş olarak gözüküyorsunuz. Çok da umursamayacağınız bir dedikodu tufanı sizi bekliyor. Yoldan gelen kişiler, 3 tane misafiriniz var. Ama bu misafirleri normalde istemeseniz de geldiklerinde de hoş vakit geçireceğiniz bir durum var. Bu dönem bazı şeyler için çok fazla endişeli ve evhamlı olacaksınız. Yani olacak mı, bir şey olur mu, korku, endişe, kaygı durumları sizin tabii ki bilinçaltı rüyalar görmenize de sebep olacak. O yüzden bu dönem rüyalarınız çok gerçekçi değil. O yüzden dikkate almamanız da sizi endişeye sevk etmemesine çabalamanızda yarar var gözüküyor. İki tane hasta, bir erkek bir kadın, iki tane hasta, kan bağınızdan olan hastalar. Bu dönem biraz zorlu bir süreçten geçeceksiniz bu konuyla ilgili. Sizi yıpratacak bir süreçten. O yüzden tek başınıza mücadele etmek yerine yanınızda bir kişinin daha yardımını almak veya arkadaşlarınızdan, ailenizden destek almakta fayda var gözüküyor. Dört tane ayrı ayrı kısmet var hanenize girecek olan ama keşke bu kısmetler hiç gelmeseydi de ben bunları yaşamasaydım dediğiniz bir durum var. Biraz mirassal konulardan bahsediyor burası. Bu mirasları alma konusunda sıkıntılarınız olacak ya da kayıpların arkasından bu mirasın gelmesi veya aile içerisindeki tartışmalara vesile olması sizi biraz yıpratacak gözüküyor. Yurt dışı ile bağlantılı iki tane sevinçli haberiniz var. Arkası arkasına gelecek olan da kısmetleriniz var. Yani bu eğitim için başvurduğunuz veya çalışma hayatı için başvurduğunuz bir yurt dışı veya iki ayrı yer varsa bunlarla ilgili sevinçli haberiniz olacak ve kısmetiniz bundan sonra yurt dışına kayacak gözüküyor arkadaşlar. Bu tabii ki herkes için geçerli değil. Bu başvuruyu yapan, gerçekten isteyen insanlar için geçerli olacak. Özellikle Başak Burçlarının ki bu dönem ünlü olma şansınız çok yüksek. Birdenbire etrafınızdaki insanların dikkatini çekme yani
çekerken de kendinizi doğru ifade etmiş olmanız, doğru anlamda, doğru zamanda bir ünlülükten bahsediyor burası. Yaptığınız işin hakkıyla yapılması, sizin etrafınızda bu konuda isminizin artık anılır hale gelmesi anlamına da geliyor. Oturmuş bir dua etmişsiniz bir sıkıntınızın içerisinde, dört ayrı dua gözüküyor. Dört ayrı duanın hepsi arkası arkasına gerçekleşecek ama sizde şöyle bir durum var. Yani gerçekten gerçekleşmesini istediğiniz duaları mı ettiniz, yoksa o anlık içinizdeki öfkeyle, yani bedduanızın da gerçekleşeceği bir durumdan bahsediyor burası. O yüzden ettiğiniz duanın bir tanesinden pişman olabilirsiniz. Üç ayrı yer, üç ayrı zaman. Farklı kişilerle görüşmeler var ama bu görüşmelerin bir tanesinde sıkıntı var. Diğer iki tanesi aydınlık. Ama bu üç kişiyle de ortak olarak ya da bu üç görüşmeyle de ortak olarak bir proje geliştirmeye çabalıyorsunuz. Fakat üçünü bir araya getirmekte zorlanıyorsunuz. Yani bir halkanın zincirleri haline getirmek sizin için çok zor olacak. Bu dönem ekstra bir efor sarf etmeniz, ekstra bir çabalama göstermeniz gerekebilir. Yani bu dönem aslında Nisan'ın ilk 15 günü sizin için bayağı bir mücadele demek. Neredeyse tırnaklarınızla kazıyarak alacağınız işleriniz, olaylar, sıkıntıları bir arada yaşayıp birdenbire çözmeye çabalamaya uğraşıyorsunuz. Bu dönem zaman sizin için yeterli olmayacak çünkü hangisini ne zaman düşüneceğim veya bu aradaki karmaşıklıklarda öncelik konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hadi bu kadar mı kötü diyebilirsiniz ama bu kadar kötü değil. Sadece olayların karmaşık yapısı sizi biraz yoğun düşünmeye sevk edecek. Hem arkanızdan yapılan dedikodular olacak, hem aile hayatınızdaki giden kişinin geri gelmesi, sevgili anlamında veya eş anlamında gelen kişi doğru mu veya gerçekten pişman olmuş mu olmamış mı sorusunun cevabını düşüneceksiniz. Bu dönem etrafınızdaki insanlara ne kadar güvenip güvenemeyeceğini çok fazla sorgularken bulabilirsiniz. Bir de üstüne üstlük rüyalarınız gelecek ki korktuğunuz ne varsa önünüze sunulacak rüyalarda. O yüzden bilinçaltı rüyalar diyorum. Endişe ve kaygınız bu aralar o kadar dozajı yüksek ki siz kendinizi rahat bırakıp serbest bırakmaya zaman bulmuyorsunuz. Önemli olan bu olaylarda aslında ne kadar negatif olursa olsun içindekileri zamana bırakıp zamanla çözmeye çalışmak da önemli olan. Ama başağın titizliği ve çok fazla detaycılığınız tabii ki sizin karakterinizden kaynaklandığı için bu dönem böyle problemleri aşma süresini uzatacak. O yüzden belki de Nisan'ın 15 günü mücadele anlamında sizi gerçekten zorlayacak. Bu mücadeleyi özellikle beyninizde yapacaksınız. Normal günlük yaşantıda değil. Yani insanlar size sorduğunda ne düşünüyorsunuz dediğinizde cevap belki de hangisini düşünüyordum acaba sorusuyla uğraştıracak sizi. O yüzden önceliklerinizi belirlemekten başlayıp ona göre çözüm yoluna gitmenizde fayda var ki sadece siz burada aslında gerçekten böyle mi değil mi diye düşünüyorsunuz. Önünüze gelen fırsatlar gerçekten olumlu anlamda. Sadece dedikodu anlamında karşınızdaki anlatan kişiye de, size aktaran kişiye de veya arkanızdan eden kişiye de güvenme konusunda bir nebze dışarıda durmanızda fayda var. Sadece söylediğim konu benim bu oluyor yani. Bir adağınız var. Uzun zamandan beri gerçekleşmesini istediğiniz bir olayın gerçekleşeceği ama gerçekten bu doğru mu yanlış mı sorusunu burada da soruyorsunuz. Yani evet uzun zamandan beri istediğiniz gerçekleşecek, bu sefer yapmalı mıyım yapmamalı mıyım durumundasınız. Mesela burada ev konusunda taşınma var. Bu sefer evin tam taşınma konusunda her şey hazır. Gerçekten taşınmalı mıyım sorusuna geleceksiniz. Oysa ki taşınsanız da taşınmasanız da sizin için faydalı. Ha, taşındığınız zaman sizin ferahlamanıza sebep olacak ama şu andaki olduğunuz yerde de size sıkıntı verecek bir durumdan bahsetmiyor. Ki fincanın kenarındaki gördüğünüz gibi kısmetler balıklar dolu. Ama siz bunların gerçekten hayatı olduğu gibi kabullenme konusunda sıkıntınız var Başak Burcu'yla. Yani arkasında evet bir şey mi var sorusuyla çok uğraşıyorsunuz. Bazen
Kadersel döngüde ne yaparsanız yapın, o arkasındaki gelecek olanı engelleyemezsiniz ne kadar titiz davranırsanız. A yolundan gelmez, B yolundan gelir. Başak burçları her şeyi kontrol etme konusunda çok titizleniyor ama hayatı ne yazık ki kimse kontrol edemez arkadaşlar. Evet, biz de söylüyoruz hani siz geleceği biliyor musunuz tarzında çok fazla yorumlar alıyorsunuz. Hani günaha giriyorsunuz diyorsunuz da burası sadece bir olasılık hesabı gibi de düşünebilirsiniz. Ben sadece niyet edip hani burç üzerinden niyet ettiğim için niyettekileri görebiliyorum. Yani önümüzdeki fırsat. Siz de mesela kendi hayatınızda ya bunun arkasından şu gelir dediğiniz olmuyor mu? Bizimki de böyle bir durum. Şimdi sen buna inanıp aha bu geldi arkasından mı gelecek deyip de tamamıyla nasıl olsa bunlar başıma gelecek demek yerine buradaki duyduklarını veya dinlediklerini kendi hayatına özümseyip yerleştirip buradan bu gelebilir. Bu kaderde ya da bunun için tedbir almak için bir uyarı niteliğinde görürsen en azından daha rahat edersin. Şimdi bir büyüğün nasihat etmesi gibi düşünebilirsiniz. Yavrum bunu yaptığında arkasından bu gelir. O yüzden bunu yapma dediği gibi bir durum vardır ki nasihat dinlemeyi hiçbirimiz sevmeyiz. Yani ben bu yaşımda ben de sevmem. Küçükken de sevmezdim. Hala aynı yerdeyim çünkü kendim de deneyimleyip görmek durumundayım. Ama şey vardır hani zararın büyüğünden küçüğüne kaçma gibi bir durumunuz var. O fırsatı değerlendirmelisiniz belki de. Çünkü şurası hala aynı şekilde diyor ki korkularınla yüzleşeceksin. Evet sen bazı şeylerde arkasından şu gelir mi korkusuyla yaşıyorsun. O korkuyla yüzleşeceksin. Olmaması gerekirken olacağı anlamına geliyor bu durum. Yaşadığınız kişilerden özellikle bir kişiye anlattığınız lafın geri dönmesi var arkadaşlar. Bu kişiye normalde de daha öncesinde siz nankörlük yaşamış olduğunuz bir kişiye yine tekrardan sırlarınızı veriyorsunuz. O yüzden bu sırlarınızı vermek konusunda belki başka bir yöntem denemek, belki ben mesela yazmayı denerim. Sırlarımı başka birisine anlatmaktansa yazmak beni rahatlatıyor. Hem içimi dökmüş oluyorum hem de kimseye sır vermemiş oluyorum mesela. Böyle bir durum var. Siz de bunu deneyebilirsiniz ki çünkü bu dönem anlattığınız her kişiden darbe görebileceğinizi gösteriyor. Büyük bir balığınız, kısmetiniz var. Bu balığın gelmesiyle birlikte bir iş kurmaya niyetleneceksiniz. İki kişilik ortak bir iş. Bu konuda aydınlık olacak. Karşınızdaki kişiyle sorun yaşamayacaksınız ama uzun vadede gerçekten güvenebileceğiniz doğru kişiyi de seçmeniz gerekiyor. Kan bağınızdan olan bir kişinin kaybı sizi biraz yıpratabilir. Bu kayıp belki daha öncesinden de olabilir. Hala şu an ona özlem duyuyor olabilirsiniz. Böyle bir kayıp ara ara rüyalarınızda göreceğiniz bir durumu da işaret ediyor. Bir nevi kendinizle yüzleşmenize sebep olacak arkadaşlar. Hasta bir kişinin iyileşmesi için sadece siz değil dışarıdan da destek almanız, tek başınıza mücadele etmemeniz gerekeni anlatıyor. Bu konuda akrabalarınız veya arkadaşlarınızdan yardım almanız sizin sıkıntılarınızı parça parça olsa da hafifletmenize yetecek. Zorlandığınız 3 tane konu seçmek arasında kaldınız. İkinci seçenek sizin için daha olumlu olurken hayatınızdan gitmesini istediğiniz insanlara hiçbir müdahalede bulunmadan hayatınızdan zaten çıktıklarını göreceksiniz. Size sıkıntı yaşatan, dedikodu olan, arkanızdan iş çeviren insanlardan bir nevi kurtuluşunuzu işaret ediyor. Bazen diyoruz ya her şerde bir hayır vardır. Sizin Başak Burcu olarak da bu dönem bu şerlerle karşılaşıp hayatınızdan çıkacak kişilere de yol vermeniz gerektiğini gösteriyor. Büyük bir kısmet hanenize gelecek. Bu kısmetle birlikte sizin bir iş kurmanız veya büyük bir eğitimle ilgili planınızı gerçekleştirmeniz söz konusu arkadaşlar. Evet, Başak ve yükselen Başaklar için Nisan ayının ilk 15 günde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.